Biz TOG'dan rica ettik. Bütün izinlerimizi aldık. Plakası dahil. Bugün meclisimize TOG'la Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. Belli ki Sayın Bakan istiyor ki bugün TOG konuşulsun. Eyvallah, meclise gelmiş. Ne getirdiysen elim, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi hediye de geri alınmaz. Onu da mecliste bırakın. Bir şarj ünitesi koyun. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank meclise yerli otomobille geldi. TOG genel kurulunda gündemi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel genel kurulda Bakan Varank'a seslendi. Biz TOG'la gurur duyarız. TOG mecliste kalsın dedi. Bakın, götürürseniz şanınıza yakışmaz. Bakan Varank'la Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o sözleri gülümseyerek dinledi. Eksiği gediği görünsün, genel sekreter de şarjını taksın. Milletin vekilleri test eder, görür, katkımız olur. CHP'li Özel, TOG meclisten geri giderse ayıp olur dedi. Geçmişte mazotlu yapmaya çalıştılardı, karşı çıkmıştık. Doğru işlere destek verdik. Bazen biz söyledik, Sayın Bakan polemik yaptı. Ama sonuçta bu meclise bir elektrikli araç geliyorsa doğrudur. Geri giderse ayıptır. Senin de söylediğin gibi bu aslında beklenen bir görüşmeye toplantı değil. Bu tamamen olağanüstü bir toplantı. Peki masada ne var? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden milletvekillerini meclisteki grupta özel bir toplantıya çağırdı? Onun ayrıntılarını aktaralım hemen. Betül Araz'ın, TV100 editörü Betül Araz'ın edinmiş olduğu bilgilere dayandırarak bu haberi sizlere aktarıyoruz. Geride kalan haftada bütçe görüşmelerinin seyri ve de yükselen tansiyon masaya yatırılacak. Aynı zamanda da bilindiği gibi bu hafta bütçe görüşmelerinin, genel kuruldaki bütçe görüşmelerinin son haftası. Bu haftanın yol haritası da yine bu kritik toplantıda belirlenecek. O nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 11'de başlayacak olan genel kuruldan 2 saat önce bir olağanüstü toplantı talep etti milletvekillerinden. Tabii ki grup başkan vekilleri de burada sunumlar yapacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aynı zamanda da geride kalan haftayla birlikte bu haftanın seyrini ele alacaklar demiştik. Ancak dün kritik bir konu yaşandı. Onu da aktaralım. Bir torba yasa sunuldu ekonomiye ilişkin. Bu torba yasanın içerisinde de kritik maddeler vardı. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tepki gösterdiği konular vardı. Onlardan bir tanesi zeytinliklerin maden aramasına açılması. Diğeri ise yine Türk Petrollerine ait olan bazı kuruluşların 49 yıllığına kiraya verilecek olması. Yani 49 yıldan az bir kiralama süresi varsa bu 49 yıla tamamlanacak. Torba yasa bunu getiriyor. Yine bugünkü söz konusu olağanüstü toplantıda da işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu torba yasa ilişkin nasıl hareket edeceklerini kurmaylarıyla, milletvekilleriyle ele alacak ve bu şekilde de genel kurulda nasıl bir tavır ortaya koyacaklarını belirleyecekler. Aynı zamanda da tabii ki meclise gelen bir düzenleme daha var. O da başörtüsü ve aileyi anayasal güvenceye alan söz konusu tasarı. Buna ilişkin de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecekler yine kurmaylarıyla danışacaklar. Ayrıca bu hafta yine bütçede nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir yol haritası ele alınacak demiştik. Bütçede şu anda sona gelindiğini söyleyebiliriz neredeyse. Evet, cuma günü artık bütçe geneli üzerindeki konuşmalar yapılarak genel kuruldaki görüşmeler sona erdirilecek. Ancak bugün de yine kritik görüşmeler var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri genel kurulda alınacak. İşte söz konusu toplantı sonrasında CHP'lilerin nasıl bir tavır izleyeceğini de burada görmüş olacağız diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.